Hava tamamen kararacak neredeyse. Tekrar anlatsana. Ne yapacağız şimdi? 100 kere anlattık ya. Filikayla yanaşacağız. Ben çapayı keseceğim. Böylece gemi hiçbir limanda demir alamayıp denizde başıboş gezecek ve her nereye gidiyorsa artık hiç varamayacak. Sen de bu sırada filikada beni bekleyeceksin. Tamam tamam anladım. Güzel. Şimdi şu şeyi bulmalıyım. Çok iyi. Çapa nereye düştü? Sanırım filikanın içine. Hı? Batıyoruz. Fikay abi. Efendim Peri. Neler oluyor? Bilmem. Ben de bir şeyler duydum ama. Bir şey görünmüyor. Sen merak etme Piri. Ben nöbetteyken kuş uçurtmam evelallah. Sabah çapayı denize salmanızı söylemiştim Burak. Saldık kaptan. Ama gemi hala hareket ediyor. Neden acaba? Bilemiyorum. Allah Allah. Demir atıp çapayı denize saldığımızda geminin sabit durması lazım. Çapa koptu mu acaba? Benim muvazeneye baksak mı? He? Muvazene mi? O da nedir hocam? Eski bir icadım. Şüphelendiğim bir şey var. Muvazene, gemiler için tasarladığım basit bir cihaz. Geminin altında bilmediğimiz bir nesne olup olmadığını gösterir. Güçlü bir mıknatıstan ve mıknatısın dengesine uygun kalınlıkta bir ipten oluşur. Eğer mıknatıs yere yakınsa, geminin altında büyük bir demir vardır. Ve mıknatısı aşağıya çekiyor demektir. Batık başka bir gemi gibi mi? Olabilir. Ya şimdiki gibi yukarıdaysa? Bu garip işte. Normalde ortalarda olması gerekir. Bu ne demek hocam? Biliyorsunuz ki çapa gemilerin biraz alt tarafında durur. Haliyle muvazene mıknatısını biraz aşağıya çekmesi lazım. Yukarıda durduğuna göre aşağıda çapa yok demektir. Demir attığınızdan emin misiniz? Evet. Sabah demir attık. Tekrar demir almadık. Ne demiri? Demir atmak ne? Demir almak ne? Yavaş ol Piri, yavaş ol. Hepsini öğreneceksin. Demir dediğimiz şey çapadır Piri. Çok ağır bir demirden yapılır. Ve bir zincirle gemiye bağlıdır. Gemiyi suda sabit tutmak için denize atılır. Buna demir atmak denir. Hareket etmek istediğimizde çapayı sudan çekip gemiye sabitleriz. Böylece gemi serbest kalır ve yol alır. Buna da demir almak denir. Neler oluyor? Bilmem. Ben de bir şeyler duydum ama. Sabah değil. Bu demir gece atıldı. Nasıl yani? Muvazene doğru söylemiş hocam. Birisi geceden demir atmış. Hem de ne atmak? Çapanın zincirini kesip demiri komple aşağı atmış. Biz de sabah demir attığımızda çapa olmadan salmışız zinciri. Piri'nin anlattığına göre denize 2 kez düşme sesi gelmiş. Birisi diğerinden daha yüksek. Yani? Yani denize çapayla beraber bir şey daha düşmüş olmalı. Ya da biri. Biri mi? Biri mi? Evet. Yüksek ses çapadan geldiyse diğeri bir insandan gelmiş olmalı. Belli ki çapanın zincirini kesen kişi de denize atlayıp gitmiş. Yani içimizden biri değil. Gerçekten çok iyi düşündün. Tıpkı bir dedektif gibi.
Dedektif gibi. Şimdi çözmemiz gereken bir önemli konu daha var. Nedir amca? Bunu kim yaptı? Sağlığına daha çok dikkat etmelisin. Bunu Kristof'a söyle. Neden Kristof senin sağlığına dikkat etsin ki? Etmesin. Zinciri keserken dikkatli olsun yeter. Güzelim pelikamızı batırdı. Anlamadım. Anlamazsın tabii. Biz Kemal Reis'in gemisine komplo kurarken sen komple uyuyordun. Ha, şimdi anladım. Hey, nereye gidiyorsun? Uyumaya. Uyumak yok, hazırlık yapacağız. Ne hazırlığı? Kemal Reis'in gemisine tekrar gideceğiz. Ama neden? Çapayı kestiniz ya. Kesmiştik ama tekrar demir atmışlar. Nedir bu? Üzerindeki resme bakılırsa bir korsan pusulası. Nerede buldunuz? Çapanın olduğu tarafta zincirde takılı kalmış. İşte bu her şeyi açıklıyor. Dimitri. Bizim Dimitri mi? Evet Burak. Hain ve acımasız hırsız korsan Dimitri. Öyleyse gözümüzü dört açmalıyız. Nerede olduğumuzu bilseler de Endülüs'e gittiğimizi öğrenmemeliler. Kesinlikle hocam. Yıllar önce Dimitri'nin çaldığı malları ondan geri alıp sahiplerine teslim ettiğinden beri beni alt etmeye çalışır. Peki, onları şaşırtmanın bir yolu yok mu? Şaşırtmak? İyi düşündün Piri. Aslında var. Nedir o hocam? Tersine pusula. Tersine pusula mı? Evet, yönleri bilerek yanlış yazılmış ve içindeki mekanizma ile oynanmış özel bir pusula. Kristof'un düşürdüğü pusulayı tersine pusula haline getirdikten sonra onların gemisine sızıp bu pusulayı onlarınkiyle değiştirirsek... Harika! Ben de yardım edebilir miyim hocam? Ben de! Aşk olsun çocuklar. Siz yapabileceğimi düşünmediniz herhalde. Heyo! Ne demek pusulam yok? Yok işte. Hem suçlusun hem güçlü. Bulurum. Bana zaman ver. Bugün çok heyecanlı bir gündü. Hem macera yaşadık hem de yeni şeyler öğrendik. Mesela mıknatısı. Mesela demir atmayı ve almayı. Her şeyin güzel insanlarla daha da güzel olduğunu. Benim güzel seyir defterim.